Var mı sağ olun? Yoktur. Çalışsam ne de? Değil de bir dönüş durumu yüksek olmaya başlayan gayret verebiliriz. Askerin dönüş durumunda bak yüksek olur. Askerin dönüş durumu elbette ki vatan sevgisi düşman olur. Vatana olan İslami güçlü olur. Düşmanı da nefret olur. Bu namusuna bağlı vatana olan mehabbat. Şimdi bu vatanlarının mahvuları asker için bir manevi gıdadır. Bunsuz da böyle şey olabilmez. Ben de söyleyeyim ki bu mahvular iki cür olur. Düşündürücü ve coşturucu. İkisinin de tersi gücü değil. Mesela namını dindiği asker düşünen silahı götürüp görüşebilir. Mahını dinleyen onun ruhu coşan yine de silahı götürüp görüşebilir. Tarih boyu hemşe dövüşten önce serkerdeler ve hususi seçilmiş gür sesli insanlar ordu karşısından şaşırmış edildiler. Onları ruhlandırırlar. Düşmene nifret istikametinde ve vatana sevgi istikametinde her şeye ruhlandırırlar. İkinci dünya muharebesinde biz de bir halk olarak iştirak edildik. Onda da meşhur bir diktör olmuştu. Yuri Levitan. Bu milliyetçi Yahudiydi ama Sovyet halkı onun sesini çok sevdi. Onun sesine alışmış. O vakti televizyon yok idi. 1941 yılında SSR'nin her yerinde, kentlerde, stansiyalarda, şehirlerde ses güvenlici kurumlar kurulmuştu. Ve cephe bölgesinde baş veren vaziyeti Levitan Sovyet halkını çatırdı. Biz de 92. yılda Bakı'nın 7 yerinde ses güvenlici kurumlar vasıtasıyla bu mevzuları çaktırır. Bak böyle. Yani mütlaka lazımdır. Onlar güzel olur. Halkımız birinci Qarabağ Savaşı'nda çok acılar çekir. Faciələr yaşayır. Vətənin ağrılı günündə xalqımız özündən necə güc tapmaya qalxa bilir? Vətənin səsinə səs verməyə özündən necə? Biz bu müharibəni başlamamışdıq. Bu düşmənlər namət çıxdı, namqədər çıxdı. Ve biz mecbur olduk. Bu muharebeye cevap olduk. Topraklarımızın tabii ki vermeli değil. O zaman tecrübesizliydi. Ordu yeni yaranırdı. Yeni müstakil devlet idi. Yeni hakimiyet kurulurdu. Ve tabii ki tecrübesizlik de vardı. Seriştesizlik de vardı. Hayalet de vardı. Ben hərbi diktor olarak neçə xəyanət xarakterli, təxribat xarakterli məlumatları mən efirə ifa etmədim. Və onu, ona görə də mən efirdən uzaqlaşdırıldım. Qubadlı istiqamətində belə də sürgünə göndərildi. Yəni bunu indi xalqımız bilmir. 1997-ci ildə əməkdar jurnalist Rəşid Hüseynov, bəyərli jurnalisti diqqət aldı bir kitab yazdım. Mənim barəmdə, mənim fəaliyyətim barəmdə və orada bütün bu sizin bildikləriniz və bir çox bilmədiyiniz məsələlərə aydınlıq gətirdim. Yəni, xalqımız bunu bilmirdi. Mənə məlumat verildi ki, bunu efirə oxumalısın. Amma mən bilirdim ki, bu xalqımız tərəfindən necə belə yaxşı qarşılanmayacaq, kədərli xəbərdir. Mən çalışırdım, onun kədərini azaldım. Daha çok onun içkinliği koruyup saklayayım ki galiba bizimle olacak. Bak bunu ben hemşe edirdim. Yani bana verilen metin üzerinde ben işleyirdim. Ben onu özümü küleştirirdim. Bak böyle, buyurun. Çok sağ olun. Orada geldim. Allah'a emanet.